Merhaba. Eğer havadaki tüm oksijen moleküllerini görebilmenizi sağlayan sihirli bir yeteneğiniz olsaydı buna benzer bir şey görürdünüz. Tabii daha çok molekül olurdu ama buna benzer bir görüntü olurdu. Ve sonra diyelim ki ilginç bir şey denemek istediniz. Bir fanus alıp bu oksijen moleküllerinin bazılarını fanusa hapsetmeye karar verdiniz. Fanusumu şöyle çizeyim. Bir de bu fanusun bir ağzı olsun. Yani bir açıklık bırakalım. Burada küçük bir aralık var ve bu aralıktan kıvrımlı bir boru çıksın. Bu da fanusa giriş açıklığı olsun. Şimdi fanusun içinde olanları fanusun dışında olanlarla kıyaslayalım. Buraya mor bir kutu çizeyim. Kesikli çizgiyle fanusun dışında fanusun hacmi kadar bir alan seçiyorum. Bu hayali bir çizgi. Bunu sadece size nereden bahsettiğimi gösterebilmek için çiziyorum. Mavi fanusumun içinde olanları burayla kıyaslayalım. Mor çizgilerle belirttiğim kısımda atmosferdeki hava var. Ve bu hava içerisinde birbirine çarpan moleküller var. Burada birçok rastgele çarpışma oluyor. Bu çarpışmalar ne kadar sık oluyorsa hava basıncı o kadar yüksek demektir. Ölçülen hava basıncı 760 milimetre civadır. Bu atmosferdeki basınç. Fanusumun içindeki basıncı ölçmek istersem de tabii ki yine aynı şey olacak. 760 milimetre cıva. Burada bu moleküllerden 5 tane olduğuna göre buna nitrojen, buna nitrojen, buna da nitrojen, hatta buna da nitrojen ve buna da oksijen diyebiliriz. Çünkü hatırlayalım, havanın sadece %21'inde oksijen bulunur. Bence çok adil bir isimlendirme yaptık. Çoğunlukla nitrojen var. Havada bulunan nitrojen ve oksijen atmosferde olduğu gibi fanusumun içerisinde de birbiriyle çarpışır. Ve diyelim ki bu noktada ilginç bir deney yapmaya karar verdik. Fanusun tabanını aşağıya doğru çektim. Yani içerisindeki hacmi tabanı aşağıya çekerek büyüttüm. Şu an için bunun nasıl mümkün olacağı üzerinde çok durmayın. Sadece yaratıcı bir şekilde tabanı aşağıya çektiğimi varsayalım. Biraz daha fazla alan olduğu için hacmimiz arttı. Hatta şunu da belirteyim. Buradaki açıklık, fanusa giden açıklık eş zamanlı olarak kapandı. Buradaki açıklığa bir kapak koydum. Kapak kapandı ve fanusumun tabanı aşağıya çekildi. Ne oldu? Hacim artmış oldu. Hacmin artması önemli değil mi? Hatta bu moleküllerden birkaçını sileyim. Ve burada yazacak yer açayım. Öncelikle fanusumun içerisindeki hacim arttı. Burada yeşille yazdığım her şey fanusa ait olacak. Hacim artarsa tabii fanusun içindeki moleküller de heyecanlanacak. Ah! Hareket edecek. Ne kadar çok yerimiz oldu. <laughs> diyecekler. Birbirlerine çarpmadan dolaşabilecek alanları olacak. Yani birbirlerine eskisi kadar çok çarpmayacaklar. Çünkü burada fazladan bir alana sahipler. Ve fanusun içerisindeki basınç azalacak. Çünkü daha az çarpışma olacak. Diyelim ki basınçta çok az bir azalma oldu. Ve 750'ye diye düştü. Yani dışarıdaki basınçtan biraz daha düşük. Hacım arttığı için basınç azaldı. Yeni basıncımız 757. Pozitif bir sayı. Ama bunun için negatif basınç ya da vakum denildiğinde görebilirsiniz. Çünkü 760 sayısına kıyasla 757,3 birim aşağıda. Yani böyle düşünürsek negatif oluyor. Yani 757 eksi 760 eksi 3'ü vereceği için negatif. Diyelim ki şimdi buradaki kapağı açtım. Burası açık. Burada daire çizdiğim yerde bir alanımız var. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şimdilik bunu bir sileyim. Moleküller de sürekli bir hareket halinde. Sürekli çarpışmalar oluyor. Bazı moleküller öyle bir hareket gösterecek ki fanusun içerisine doğru itilecek. Burada bir molekülümüz daha olabilir. Aynı şekilde bazı moleküllerde çarpışma sonucu dışarıya doğru itilebilir. Bu sürekli olarak devam edecek. Peki fark ne olacak? Diyelim ki burayı böylece bırakıp gittim. Bir süre kendi işime bakıp geri geldiğimde fanusumun içinde fazladan moleküller olduğunu göreceğim. Çünkü yarattığım fazladan hacimden ötürü fanusumun içinde moleküller için fazladan bir alan oluşmuştu. Yani zamanla fanusumun içinde fazladan birkaç molekül daha olacak. Belki şansım yaver gitti ve bu gelen bir oksijen molekülü oldu. Artık içeride fazladan moleküllerim var. Bu bir sonraki adımdır. Hava molekülleri içeri girer. Ve bu moleküller moleküller ne yapıyorsa onu yaparlar. Yani birbirlerine çarpmaya başlarlar. Diyelim ki bu molekül burada bir çarpışma yapacak ve sonra buraya atlayacak. Artık içeride aynı hacimde 6 molekülümüz olduğu için içerideki basınç artacak. Fanusun içerisindeki basınç artar. Çünkü artık içeride daha fazla molekül var. Başta daha fazla hacmimiz olmuş olsa da bu hacmi daha fazla molekülle doldurmuş olduk. Yani basınç 760 mm civaya çıkar. Tekrar aynı seviyeye geri çıktı. Yeni basıncım artık bu. Bu olayların hepsi ben tabanı biraz aşağıya çekmeye karar verdiğim için meydana geldi. Peki tekrar yukarı itmeye karar verirsem ne olur? Diyelim ki tabanı ilk haldeki seviyesine geri getirdik. Buradaki çizgileri sileyim ve yeni yükselmiş tabanı göstereyim. Yani artık buna benzer bir şekil olacak. Şimdi olacaklar listesinde ilk adımımız hacmin azalmasıdır. Çünkü bilerek taban seviyesini eski haline getirdim. Ama artık fanusumun içinde dolaşıp birbirine çarpan altı molekül var. Ancak bunun için artık daha az alana sahipler. Daha fazla çarpışma söz konusu olacağı için de basınç artacak. Birbirlerine daha çok çarpacaklar. Basınç da 763 milimetre civaya çıkıyor böylelikle. Diyelim ki burası yine kapatıldı. İçerideki basınç artık 763 milimetre civa. Bunu sileyim. Hacmi düşürdüğümüz ve içeride daha fazla moleküle sahip olduğumuz için basınç arttı. Artık içerideki basınç dışarıdaki basınçtan daha yüksek ve dışarıdaki basınç her zaman 760 civarında olacak. Çünkü atmosfer oldukça büyük. Birkaç molekülün çarpışmasındaki değişim atmosferin genelindeki çarpışmaları çok fazla etkilemeyecektir. Bu her zaman için aynı kalır. Bir süre sonra bunu açtığım zaman içerideki moleküllerden birkaçı birbirine çarpa çarpa dışarı kaçabilecektir. Bazı moleküller çarpışma ile dışarı çıkabilir. Yine geneline baktığımızda içeri girenden daha çok dışarı çıkan molekülünüz olacak. Çünkü içeride daha fazla çarpışma gerçekleşiyor. Daha fazla çarpışma dediğim zaman daha yüksek bir basınç düşünmenizi istiyorum yani içeride daha fazla çarpışma olacağından yani daha yüksek bir basınç olacağından moleküller bu çarpışma ile dışarı itileceklerdir ve bir sonraki adım hava moleküllerinin dışarı çıkması hava molekülleri dışarı çıkar eğer hava molekülleri dışarı çıkıyorsa Şansımıza dışarı çıkan molekül daha önce içeri giren oksijen molekülü olmuş. Yani bu molekül dışarı doğru itilmiş. Bunun sonucunda içeride tekrar 5 molekülümüz oldu ve en başta elimizde olan hacme sahibiz. Dolayısıyla içerideki basınç en baştaki seviyesine geri dönecek. İşte basınç 760'a geri düşüyor. Tam olarak 760 dememin sebebi üçüncü adımda yazdığım süreç. Yani fanusun içindeki ve dışındaki çarpışmaların basınç eşitlenene kadar devam edecek olmasıdır. Oh, unutmuşum. Basınç 763 olduğu zamanlarda bazen buna pozitif basınç diyorlar. Daha önce negatif dememizle aynı sebep yüzünden. 763'ü 760 olan atmosfer basıncına kıyaslıyoruz ve arada artı 3 fark olduğunu görüyoruz. Bu da pozitif bir değer olarak görülür. Bir şeye göre kıyaslama yaptığınız zaman negatif ya da pozitif gibi kelimeler kullanabilirsiniz. Ama tam değerlere bakıyorsanız 757 ya da 763 gibi sayının kendisini kullanıyorsunuz. E, peki bunların bizimle ne alakası var? bir fanusle bu fanusun ağzının insanlarla olan ilişkisi ne bunu size çizimimi basit bir şekilde değiştirerek göstereyim şimdi bunun bizimle ne tür bir ilişkisi olduğunu göreceksiniz fanusun içinde molekülleri göstermeyeceğim onların orada olduğunu bildiğinizi biliyorum o yüzden bunları silebilirim ne olabileceğini size gösterebilmek için bunun şeklini biraz değiştireyim. Diyelim ki bunu böyle yaptım. Buraya böyle bir girinti çizdim. Bir fanus yerine burada size akciğerlerimizi çiziyorum. Bunlar bir çift akciğer. Sağ ve sol. Burası sağ ve burası sol. Şöyle bir şey. Burada kardiyak boşlukta bir girinti olacak ve buradaki açıklık yerine ya da fanusun ağzı demek yerine bizim ağzımız olacak. Buradaki açıklık yazısını da silebilirim. Evet, sanırım şimdi her şey daha net. Kafa kısmımız bu açıklığı temsil ediyor. Burası burun ve kafa. Biraz düz bir kafa çizdim. Ama ne demek istediğimi yine de anlamışsınızdır. Hava ağızdan içeri giriyor ve ciğerlere doğru gidiyor ve ciğerlerden tekrar geri çıkıyor. Bu sürece nefes alma diyoruz. Hacmi artırdığınız zaman nefes almış oluyoruz. Yani artık nefes aldığınız zaman tam olarak neler olduğunu biliyorsunuz. Ve ciğerleri kapatıp havayı dışarı çıkardığımız süreç ise nefes vermedir. Bunu da büyük harflerle yazayım. Nefes verme. Artık nefes alma ve vermenin nasıl olduğunu görebiliyorsunuz, öyle değil mi? Bu süreç her nefes alıp verdiğimizde tekrar ediyor. Ani bir şekilde hacmi değiştirdiğiniz zaman basınç değişiyor ve içeri hava girip çıkabiliyor.